Bitti mi anne? Bak kızım, Hakan'dan boşanmanı tamam dedik. Torunun onda kalmasına bile. Ama kızım, gel bizi dinle. O Erkan'la sakın evlen. Tabii ya. Çocuğum ben değil mi? Onu yapma, bunu yapma. Yanlış yaparsam elime cız diye vuracaksın. Ya büyüdüm ben, büyüdüm. Hayat benim hayatım. Hayatıma karışma. Kızım, ne olur aklını başına al. Baban bu konuda çok hassas. Ona bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Merak etme sen. Ona hiçbir şey olmaz. Yapmayın bana böyle duygu sömürleri ya. Alo? Ne? Allah'ım! Anne! 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 Ama yeter artık. Bak haftalardır kendini harap ettin. Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Neden beni dinlemedin kızım, neden? Eğer Erkan'la evleneceğini söylemeseydin şimdi baban yaşayacaktı. Saçmalama anne. Benim ne suçum var? Babam zaten hastaydı. Şuna bak ya. Utanmasan babanı sen öldürdün diyeceksin. Öyle şey der miyim kızım? Sen benim bir tanecik kızımsın. Hı, belli oluyor. Bir katil damgası vurmadığın kaldı. Yeter ama. İmalarından da suçlamalarından da bıktım. Tamam kızım, sinirlenme hemen. Ben üzüntüden ne dediğimi biliyor muyum? Psikolojik destek al diyorum. Ona da yanaşmıyorsun. Tamam kızım, ona da giderim. Anne bir an önce gitmen lazım. Hem de hemen. Peki sen? Ben ne? O Erkan'la falan görüşmüyorsun değil mi? Allah'ım ya. Ben ne anlatıyorum sen ne anlıyorsun? Neden görüşmeyecekmişim? Neden? Ben o adamla evleneceğim anne. Ama kızım. Ne aması be? Ona olan aşkım hiçbir zaman azalmadı ki. Aman kime konuşuyorum ki ben? Sen aşktan ne anlarsın? Allah'ım sen buna akıl fikir ver ya Rabbim, ne olur. İstiyorsan kalkalım artık hayatım. Sen nasıl istersen. Garson, hesap. Buyurun efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Allah Allah. Bu nasıl hesap ya? Bizim değil herhalde. Bir de sen baksana. Ver bakayım. Ah! Oh! Aşkım. Bir tane. Benimle evlenir misin? Onunla asla evlenemezsin kızım. Senden izin almak için söylemedim anne. Sadece haberin olsun diye söyledim. Hiç mi annelik hakkım yok sende? Bunun annelik hakkıyla ne ilgisi var? Beni doğurdun diye bütün hayatıma karışabileceğini mi zannediyorsun? Ben öyle bir şey demedim ki kızım. Ama o adam sana uygun biri değil. Eğer öyle olsaydı baban izin verirdi. Babam rakip olduğu için istemedi Erkan'ı.
Hem öğrendim ben. Asıl Erkan'ı bitirmeye çalışan babammış. Ne? Evet anne. Erkan'ın da katıldığı bütün ihaleleri zararı pahasına babam almış. Sen de buna inandın öyle mi? Evet. Çünkü Erkan yalan söyleyecek biri değil. Erkan söylemez ama baban söyler öyle mi? İş hayatı acımasız anne. Babam amacına ulaşmak için her şeyi yapmış. Anladın mı? Her şeyi yapmış. Anladım kızım, anladım. Kızım! Ne var anne? Baban eğer o adamdan uzak durmanı istediyse muhakkak bildiği bir şey vardır. Bunu da babanın vasiyeti olarak düşün. Anne, sana daha kaç kere söyleyeceğim? Bu hayat benim hayatım. Benim hayatıma karışma artık. Dünya üzerime gelse de Erkan'la evleneceğim. İşte o kadar, anladın mı? Anladım kızım, anladım. Allah'ım, bu evladımı sen koru ya Rabbim. Hadi afiyet olsun size. Ben çıkıyorum. Sana da hayatım. Akşam biraz gecikebilirim. Bir iş yemeği var. Tamam. Ay hayatım. Bana hediye mi aldın? Hayır. Tabii ki anneme. Anne, bu senin için. Dün verecektim ama... Sağ ol. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim de. Nereden çıktı şimdi bu? Görünce dayanamadım aldım. Önce Pelin'e vermek istedim ama sonra en doğrusunun Pelin'i bana armağan eden annesine vermek olduğunu düşündüm. Ay canım çok tatlısın, çok zarifsin. Anneciğim, mutlu günlerinize takın inşallah. Sağ ol oğlum, teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Ben seni geçireyim. Anne, broş nerede? Burada kızım. Ver bakayım. Ay, gerçekten çok güzelmiş. Güle güle kullan anne. Hı hı. Anne ne oluyor? Neden Erkan'ın yaptığı hiçbir şey seni mutlu etmiyor? Aa, ne yaptım ki kızım ben? Soruyor musun bir de anne? Kızım kötü bir şey mi söyledim ben? Evlendikten sonra geldi evimize yerleşti. Tek kelime ettim mi? Ha, asıl mesele bu yani. Anne, bir kez daha söylüyorum. Evi tadilatta olduğu için buradayız. Ama bizi istemiyorsan başka eve taşınabiliriz. Kızım, neden gözlerini açmıyorsun artık? Evi tadilatta falan değil. Hatta evi mevi de yok. Erkan'ın işlerinin kötüye gittiğini duydum. Hmm. Oturduğu evi de, yazlığı da borçlarını ödemek için satmış. Ay anne, bunlara inandın mı sen de? Erkan'ı çekemeyenlerin iftirası işte. Kızım, sen beni dinle. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir araştır bakalım. Ben Erkan'a sonuna kadar güveniyorum, tamam mı? Şuraya bak ya. Çocuk seni memnun etmek için 1000 takla atıyor. Sen arkasına onu çekiştiriyorsun. Pes yani pes. Kızım ben senin kötülüğünü ister miyim? Sadece bir araştır. Senin iyiliğin için. Gerçekten benim iyiliğimi düşünüyorsan Erkan'a biraz olsun saygılı davran. Ayrıca bilip bilmeden de her şeyi burnunu sokma. Kızım otur kahvaltı ediyoruz. Yedim anne sağ ol. Ah güzel kızım benim. Ne zaman gözün açılacak bakalım. Ne yaptın Mustafa? Halledebildin mi? Erteleme için ne dediler? Vallahi genel müdür babamın arkadaşı. Sırf onun hatırı için 1 ay verdiler. Yapma ya. Demek 1 ay.
Ne oldu? Pelin'deki parayı bitirdin mi? Yok canım, daha var. O zaman almaya devam et işte. Şu ara çok para verdi kız. Biraz zaman geçsin diyorum. Aman, gören de seni kör kütük aşık oldu zanneder. Oğlum sen parası için evlenmedin mi bu kızla? Orası öyle de. O zaman devam et. Ne uğraştırıyorsun beni ertelemeyle mertelemeyle? Bütün vekaletnameleri falan bende de. Yok artık. Vallahi bildiğin gibi değil. Bana o derece güveniyor. İstesem bütün malı mülkü satıp ortadan kaybolurum da. Oo, oğlum niye koşturuyorsun beni o zaman? Bir iki ay daha geçsin diyor. Hani böyle kızın güveni biraz daha pekişsin diye. Asıl sorun annesi. Annesini de halletmek lazım. Kayınpeder vasiyetinde ona da iyi para bırakmış. Ya benim tanıdığım Erkan bu işi tereyağından kıl çeker gibi halleder. Ya aslında aklımda bir iki dümen var. Neymiş onlar? Oğlum var işte bir şeyler. Akşam demlenirken anlatırım. Yani her şekilde gemimi yüzdürürüm diyorsun. ne demişler? Gemisini yürüten kaptan. Eyvallah kaptan. Eyvallah. Prensesim, hayatım, buyur. Ay canım ne zahmet ettin. Ne zahmeti olacak? Sana hizmet etmek benim için büyük bir mutluluk. Annen nerede? Alışverişe gitti. Ne oldu? Ne zamandan beri sana söylemek istediğim bir şey var. Nedir canım? Anneni evden göndermeni istiyorum. Ne? Ama neden? Olmuyor işte böyle. Bıktım onunla bunu bunun olmaktan. Ama Erkan. Görmüyor musun hayatım? Hep alttan alıyorum. Hediyeler, medyeler falan. Ha neymiş? Sırf beni biraz olsun sevsin diye. Ama yok, yok işte. Tamam, bazen çekilmez olduğu doğru da. Bana düşmanca bakmasına deli oluyorum ya. İyi de bu ev onun. Kendi evinden mi göndereceğiz kadını? Orasını bana bırak. Sen sadece bir konuş annemle. Erkan ben mesela dedim. Durup dururken annemi gönderecek değilim. Hala durup dururken diyorsun ya. Görmüyor musun Pelin? Annen bu evi yaşanmaz hale getiriyor. Sürekli sinirlerimizi bozuyor. Şimdi beni dinlemezsen ileride çok pişman olacaksın. Pelin. Bak bir hafta oldu. Annenle ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Erkan sen ciddi misin ya? Evet. Bir anlık sinirle söylediğini sanmıştım. Çok garip bir kadınsın biliyor musun? Annen senin arkandan iş çevirirken sen onu korumaya çalışıyorsun. Annem benim arkamdan asla iş çevirmez. Geçen gün telefonda biriyle konuşuyordu. Ben de istemeden kulak misafiri oldum. Bu evi de bankadaki parayı da sana bırakmak yerine vakfa bağışlayacağını söylüyordu. Ne? Nasıl ya? Emin misin? Kendi kulaklarımla duydum diyorum bir tanem. Annemden bunu hiç ummazdım. Sakın ha, sakın bir şey söyleme. Zaten söyleyeceğin hiçbir şey onu kararından vazgeçiremez. Aksine bu defa sana da düşmanca davranmaya başlar. Allah Allah. Nasıl yapar bunu ya? Tamam hayatım, sinirlenme. Bu işi bana bırak. Sen o paraları istiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. İstiyorum tabii. Bu benim en tabii hakkım. Merak etme. Ben bunu hallederim. De. Canın sıkılacak ama başka bir şeyler daha var. Allah aşkına söyle. Başka ne var? Şimdilik söylemeyeyim. Bana birkaç gün ver. Söylesene. Deli olacağım. Ne var? Annenin kendinden genç bir erkekle görüştüğünü düşünüyorum. Ne? Nasıl ya? Biriyle aşk yaşadığına dair şüphelerim var. Elimde kesin bir bilgi yok. Ama biraz müsaade edersen onu takip ettirip sonuca ulaşabilirim. Mümkün değil Erkan. Annem öyle biri değil.
Hem babamı deli gibi severdi. Bilmiyor musun? O öldükten sonra aylarca kendini toparlayamadı. Yok artık. İmkansız. Kesinlikle yanılıyorsun. Ben de öyle umuyorum. İnşallah ben yanılıyorum. İşte orada kanka. Tamam. Buyurun hanımefendi. Bir orta şekerli Türk kahvesi. Peki efendim. Sağ ol. Tamam tamam, ben de. Hadi göreyim seni. Merak etme, benim için çocuk oyuncağı. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim de çıkaramadım. Siz beni unutmuş olabilirsiniz ama benim bu güzel gözlerin sahibini unutmama imkan yok. Ne yapıyorsunuz siz? Kusura bakmayın Ayşe Hanım. Siz beni biriyle karıştırdınız galiba. Yo, Malatya'dan Ayşe Hanım değil mi? Değilim tabii. Hay Allah, ne olur kusura bakmayın, çok özür dilerim. Ona o kadar çok benziyorsunuz ki. Binlerce kez özür diliyorum. Nezaketiniz için çok teşekkürler. Nasıl olur ya? İnanamıyorum. Allah'ım. Bu bir kabus olmalı. İnanmak gerçekten çok güç. Eğer bu fotoğrafları çeken ben olmasaydım, aynı tepkiyi ben de verirdim. Ama gözlerimle gördüm. Maalesef her şey gerçek. Bunu nasıl yaparsın anne bana? Babama, bana. Allah'ım delireceğim ya. Adam da bayağı gençmiş. Çıldıracağım ben ya. Ah hayatım. Bana yaptıkları neyse de, bu gerçekten yenilir yutulur bir şey değil. Hayır, eşimiz dostumuz görse rezil oluruz. Bu kadının derdini anlayamıyorum. Bu durum ileride bize çok büyük zarar verir Pelin. Belki de adam servet avcısıdır. Amacı annenle evlenip bütün parasını almaktır. Bilemeyiz ki. Konuşurum ben onunla. Hayatım, konuşmakla hiç vakit kaybetme. Gördün işte. Bu kadın artık iflah olmaz. Sokak ortasında bunu yapacak kadar ardamarı çatlamışsa. Ne yapacağım o zaman Erkan? Yapman gerekeni söylemiştim. Anneni evden göndereceksin. Başka çaren yok. Ama ne yapar kadın bir başına? Kararını vermek zorundasın. Ya bizi düşüreceksin ya anneni. Ha. Son bir şey daha var. Neymiş o? Annen boşanmamızı istiyor. Ne? Bu yüzden aklımı çelmesi için bir kadın tutmuş. Güzelliğini kullanarak bana yaklaştı. Ama annen seni çok sevdiğimi, seni asla aldatmayacağımı hesaba katmamış tabii. Annemin tuttuğunu nereden anladın? Kadını takip ettirdim. Annenle buluşup rapor verdiğini öğrendim. Başıma gelenlere inanamıyorum. Ne oldu sana anne? Ne oldu? Ne yaptım ben sana? Tamam. Göndereceğim onu. Hayatım, emin misin? Üzülmeyesin sonra. Tabii ki eminim. Peki peki. Sen bilirsin. En doğrusunu yaparsın. Ben diğer detayları hallederim. Hangi detayları? Ya canım, şu küçük detay. Para ve ev var ya. Evin tapusunu senin üzerine yaparım. Tamam. Madem bizimle savaş istiyor, savaşırız. Canım. (Gülüyor)
Kızım. Şaka yaptığını söyle. Ne olur bütün bunların doğru olmadığını söyle. Anne. Bu timsah gözyaşlarının hiçbir faydası yok. Bırak bu ucuz numaraları lütfen. Hadi kalk. Bir an önce burayı terk et. Kızım. Allah aşkına söyle, neden böyle yapıyorsun? Anne. İstersen kendini daha fazla küçük düşürmeden çık git bu evden. Ama neden? Ne yaptım ben? Ne yaptın öyle mi? Ne yaptın? Ben ne yaptım? Bak şunlara. Hiç utanmadın değil mi? Babam öleli daha bir sene bile olmadı. Ama bu adamı tanımıyorum ki ben. Bugün masama yanlışlıkla geldi. Ya tabii. Anne. Bize bu rezilliği yaşattığın için iğreniyorum senden. Kızım. Sen beni tanımıyor musun? Ben namussuz muyum? Böyle bir şey yapar mıyım? Her şeyi affederdim belki ama Erkan'la beni ayırmak için kadın tutup oyun tezgahlamanı asla affedemem. Sen neler diyorsun Pelin? He. O da yalan değil mi? Yalan, yalan. Her şey yalan zaten. Erkan'ı en başından beri sevmediğin de yalan değil mi? Sana uzattığı dost elini sürekli itmedin mi? Hepsi iftira. Hepsi iftira kızım. Benim bütün isteğim senin mutlu olma. Gerçekten benim mutlu olmamı istiyor musun? Tek dileğim bu. İyi o zaman. Hemen bu evi terk et. Al şu valizini, defol. Zaten bu saatten sonra, bana attığın bunca iftiradan sonra burada duracağımı zannetme. Sana mutluluklar. Ne o? Annene kapıyı gösterdiğin için pişman mısın yoksa? Kim? Ben mi? Şu kadar bile pişmanlık duymuyorum. Seni daha önce dinlemediğim için pişmanım sadece. Haksız çıkmayı çok isterdim ama. Sen ne yaptın? Paraları benim hesaba transfer ettin mi? Sen merak etme canım benim. İşlemleri çoktan yaptırdım. Bu ev senin. Güzel. Bunun için geç bile kalmışız. Canım. Bıraksan iyi olurdu. Ne bileyim, sen de mi vermedin? Ne olur ne olmaz diye çantasına biraz koymuştum ama. İyi, idare eder o zaman. Aman, hem tasası bize mi düştü? Onu babamı aldatırken bizi ayırmak için fitne fesat sokmadan önce düşünecekti. Tamam, üzülme. Seni böyle görünce içim cız ediyor. Ya ne yapıyorsun oğlum öyle tık tık tık? Bunlar ince işler. Hesaplar arası para transferleri de diyebiliriz. Vallahi helal olsun sana Erkan. Allem ettin, kallem ettin. Nezahat Hanım'ı evden gönderdin ya. Bilirsin beni, plan adamıyım. Bu kadarını bilmiyordum doğrusu. Anne kızı bu kadar kısa sürede ayırmak. Şimdi beni daha çok seviyor biliyor musun? Ya hiç mi acımadın kadına? Ne yer ne içer diye düşünmedin mi? Oğlum neredeyse 2 ay oldu. Alışmıştır artık fakirliği. Aman neyse biz dalgamıza bakalım. Hadi yürü eğlenmeye. Gel bakalım. Buyur ablam. Evladım 2 liralık olur mu? Hadi buyur. Olmaz ablam be. Peki teşekkür ederim evladım. Sağ ol.
Aa, Nezahat Hanım. Merhaba Sevim. Ben bir şeyler duydum ama bu kadarını da tahmin etmiyordum. Ne yapalım, kader işte. Bu da yaşanacakmış demek. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Keşke sizin için yapabileceğim bir şey olsaydı. Ama biliyorsunuz ben de damadın yanında sanatı gibiyim işte. Eksik olmasın. Nerede kalıyorsunuz peki? 2 aydır otellerde kalıyorum. Biraz param vardı. 1 haftadır da orada burada işte. Hay Allah ya. Bakın ne diyeceğim size. Bizim damadın aldığı arsanın içinde boş bir baraka var. Daha önceden inşaat yapmak istemişler işçiler kalsın diye. İsterseniz oraya götüreyim sizi. Sahi mi? Daha fazlasını yapmak isterdim ama elimden ancak bu kadarı geliyor. Allah senden razı olsun. Gidelim hadi. Mi? Hadi. Hadi. Geldik sayılır. Az kaldı hemen şu mezarlığın bitiminde. Aa, bizim burada aile kabristanımız var. Ya. En azından rahmetli beyime de yakın olacağım. Nezahat Hanım üzülmeyin. Bugünler de gelip geçecek. İnşallah. İnşallah. Vallahi çok pismiş. Kusura bakmayın Nezahat Hanım. Ben de damat aldığında gelmiştim. Alıcı gözle bakmamışım vallahi. Bu kadar da küçük olduğunu hiç bilmiyordum. Olsun. Gönüller bir olsun. Ama çok pis. Ben temizlerim. Kalıp temizlemek isterdim ama ben de el yanında çalışıyorum. İşe geç kalmayayım. Seni karşıma Allah çıkardı. Yoksa ne yapardım ben? Gönlümden daha fazlasını yapmak geçiyor ama işte damat yanında da olunca. Sevimcim, daha ne yapacaksın? Allah 1000 kere razı olsun senden. Sizden de Nezahat Hanım. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Allah yardımcınız olsun. Ben uğrarım yine. Teşekkür ederim Sevim. Ben anahtarı bıraktım. Hadi Allah'a emanet olun. Tekrar sağ ol kızım. Allah razı olsun. Sizden de. Allah'ım sen yardım et. Ellerine sağlık hayatım. Muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Ellerin dert görmesin hayatım. Allah'ım sana hamdolsun ya Rabbi. Buyurun. Teşekkürler. Hadi. İstediğin gibi oldu. Ay, hayatım çok güzel. Beğendiğine çok sevindim hayatım. Gerçekten çok güzel. Ay hayatım çok iyisin. Sana feda olsun güzelim benim. Akşam da yemeğe gidelim istersen. Tamam. Hadi gidelim. Güzel ol. Pardon, bakar mısınız? Efendim teyzeciğim. Oğlum bulaşıkçı arıyormuşsunuz. Teyzeciğim bizim gelenimiz gidenimiz çok. Paket servisimiz var. Biz daha genç bir bayan arıyoruz. Usta bakar mısın? Ne yapalım? Bakıyorum beyefendi. Teşekkür ederim. Peki evladım. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek para lazım? Sendekilere ne oldu? Bitti Erkan, bitti. Bir tek sendeki para kaldı. Bende para falan yok ki. Nasıl yok? Ne oldu onca para? Annemin parası, ya benim param? Uzun etme Pelin, bitti işte, bitti. Senin bu yaşantına para mı yetişiyor?
Sürekli gezip harcıyorsun. Saçmalama Erkan. Bu kadar para gezip tozmayla alışverişle biter mi hiç? Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben senin hayatında gördüğün en dürüst adamım, biliyorsun değil mi? Ne yani? Şimdi para yok mu? Yok diyorum. Türkçe anlamıyor musun? Yok. Çok şaşırdım da. Çok şaşırdın ha? Ayağını denk al Pelin. Sana bu zamana kadar dayandım. Şansını fazla zorlama. Erkan, son zamanlarda bana çok kötü davranıyorsun. Ne oldu sana böyle? Oldu. Bir de sana hesap verecektim ha? Erkan, nasıl konuşuyorsun benimle böyle? Oo küçük hanım. Seninle konuşmak için bir de ders mi alacaktık? Şuna bak ya. Sen kimsin? Kimsin sen? Erkan. Ne Erkan'ı be? Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Zaten yakında senden temelli kurtulacağım. Durduk yere asabımı bozma benim. Bu da ne demek Erkan? Yakında anlarsın, merak etme. Şuraya bak. Kalkmış bana hesap soruyor. Gerizekalı. Görüyor musun? Bu hale düştüğüme sen de inanamıyorsun değil mi? Ama oldu işte. Yanımda olsan belki üstesinden gelirdim ama... Hayat sensiz çok zor. Bir bakar mısınız? Bizim mezara da su lazım. Şurayı da sular mısınız acaba? Ben gideyim artık. Güzelce sularım ben şimdi. Teşekkür ederim. Buyurun. Yok yok yok. Hiç gereği yok yavrum. Olur mu teyzeciğim? Olmaz. Senin hakkın. Vallahi almam. Yok. Lütfen. Almam. Ben Allah rızası için yaptım. Peki. Sağ ol. İyi günler. Hayırlı günler. Allah'ım. Hamdolsun ya. Allah kabul etsin. Selamünaleyküm abla. Buyurun. Abla uzun zamandır buraya gelip gidiyorsun. Seni görüyorum. Evet. Paraya da ihtiyacım var belli. Bak bundan sonra burada bir işim var senin. Nasıl yani? Şöyle izah edeyim sana. Eğer ziyarete gelenlere su verir, mezarları sularsan eline birkaç kuruş geçer. Sahi mi? Sahi ya. Yasak falan değil sana mi? Sana değil abla. Allah senden razı olsun. Senden de Allah razı olsun abla. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Sağ ol. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Ya bak. Kısmetin nereden geleceği belli olmazmış. Kurban olduğum Allah'ım nasıl yardım ediyor?
Erkan, bu kağıtta ne yazdığını biliyor musun? Bakma öyle. Burada beni boşadığın yazıyor. Bir yanlışın olmasın. Ben seni değil, sen beni boşadın. Ne? Peki nasıl olur bu? Bana verdiğin vekalet sayesinde olmasın. Erkan, bunun kocaman bir yalan olduğunu söyle bana. Maalesef doğru. Seninle işim bitti. Buraya kadar kızım. Erkan, yeter ya. Uzatma. Ben seni çok seviyorum. Ama ben seni hiç sevmiyorum. Şimdi derhal evi terk et. Erkan, ne diyorsun sen ya? Beni duydun. Derhal evimi terk et. Sen ne diyorsun ya? Burası benim evim. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun? Gerçekten çok kalın kafalıymışsın. Bana vekalet verdin kızım. O vekaletle birlikte her şeydi. Çık git hadi. Yoksa polis zoruyla attırırım seni şimdi. Erkan. Bütün bunları yapacak kadar alçalamazsın. Sen aynısını öz annene yaparken iyiydi ama. O bunu hak etti. Beni senden ayırmaya çalıştı. Babamın hatırasına ihanet edip başka biriyle birlikte oldu. Küçük aptal. Kadını hiç dinlemeden bir kalemle silip attı. Gerçekti onlar ha? Annem bunları mı yapmıştı? Öyle mi? Değil miydi? Hayvan! Sana inandım. Senin için annemi bile feda ettim. Hayatımı kararttın alçak. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Defol. Git. Rızkımızın nereden geleceği hiç belli değil. Bak gördün. Allah yardımsız bırakmıyor. Anne. Ben geldim. Her şeyimi aldı anne. Ona olan aşkım gözlerimi kör etmişti. Seni bir kalemde sildim. Allah'ım, ben de büyük bir günah işlemişim. Baba. Peki sen beni nasıl affedeceksin? Beni affetmeni beklemiyorum. Ama yine de sana gelmek istedim. Anne, senden başka kimsem yok benim. Beni affedebilecek misin anne? Beni sarıp sarmalayacak mısın yine? Anne, anne beni yalnız bırakma anne. Anne ne olur beni yalnız bırakma. Ne olur yine eskisi gibi sarıp sarmala beni. Ne olur affet beni anne. Annem. Kızım. Annem. Annem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.